Fonksiyonların eksenleri kesin noktaları bulmak için daha önceden ne yapıldığı yapılacağı size bahsedilmişti. Orada da şöyle bir olay vardı. Biz x yerine 0 yazarsak fonksiyonun y ekseni kestiği noktayı buluruz. Y gördüğümüz yere 0 yazarsak fonksiyonun x ekseni kestiği noktaları buluruz demiştik. O yüzden x ekseni kestiği noktayı bulmak için y yerine ne yazarız arkadaşlar? Y gördüğümüz yere 0 yazarız. Yani fonksiyonu aslında y'ye eşleriz. Y ekseni kesin noktayı bulmak için x yerine ne yazarız? 0 yazarız diyoruz. Ve size grafik verildiği zaman arkadaşlar bunun x eksenini kestiği noktalarda fonksiyonun sonucunun 0 olacağını, yani şuradaki a, b, d, yani bize eksenin x eksenini kestiği yerlerde f(a)'nın 0 olduğunu, f(b)'nin 0 olduğunu ve f(d)'nin 0 olduğunu söylüyor. Ve y eksenini kestiği noktada da aslında bize x yerine 0 yazdığım zaman sonucu verdiğini söylüyor. Yani x ekseni kestiği noktalarda sonuç 0'dır. Y ekseni kestiği noktada x'e 0 yazmışız demektir. Arkadaşlar bu x eksenini kestiği noktalarda 0 yapıyor dedik ya sonuç. Buna ileride şöyle bir şey diyecekler. Haberiniz olsun. Fonksiyonun sıfırları diyecekler. Size soruda fonksiyonun sıfırları dediği zaman bu sonuç 0 oluyor demektir. Sonuç 0 oluyorsa bu da size x eksenini kestiğini söyler. Devam ettik. Artan azalan olduğu aralıklar demiş arkadaşlar. Size artan azalan aralıkları sorduğunda yapacağınız en güzel şey veya devamlı kullanabileceğiniz bir ifade vereyim ben size. Grafiklerin artanlığı, azalanlığı soldan sağa doğru incelenir. Soldan sağa doğru incelenir. Yani grafiği soldan tutuyorsunuz. Sağa doğru hareket ettiğiniz zaman bunun arttığını gördüğünüz zaman için buna ne diyorsunuz? Artan diyorsunuz. Benzer şekilde grafiği soldan tuttuk. Baktığımız zaman değerlerin arttığını görüyoruz. Yani eğime göre elimiz yukarı doğru hareket ettiği için arttığını söyleyeceğiz. O yüzden bunda ne olduğunu söyleyeceksiniz. Artan olduğunu söyleyeceksiniz. Grafiği soldan tuttuk. Aşağıya doğru gidiyor bu sefer. Bakın grafiği takip ettiğim zaman bu sefer elim aşağıya doğru hareket ettiği için bunun ne olduğunu söyleyeceğim. Azalan olduğunu söyleyeceğim. Benzer şekilde grafiği soldan tutup devam ettirdiğimiz zaman arkadaşlar aşağıya doğru hareket ettiği için bunun da yine ne olduğunu söyleyeceğiz. Azalan olduğunu söyleyeceğiz. Sonucusuna baktığımızda bakın burada grafiği soldan tutup devam ettiğimde devamlı düz bir çizgi çiziyorum. Yani hep aynı doğrultuda ilerlediğim için bunun da ne olduğunu söyleyeceğiz. Sabit fonksiyon olduğunu söyleyeceğiz. Yani bu durumda neymiş? Grafiği soldan tutup hareket ettiğimizde grafik üzerinde yukarı doğru çıkıyorsa elimiz artan, aşağı doğru gidiyorsa azalan, bizim elimiz sabit bir doğrultuda hareket ediyorsa bu ne demektir? Sabit demektir. Bu grafik üzerinde yapacağınız işlem. Ama şunu da bilmeniz lazım. Bunları da alt alta yazınca görmesi daha kolay oluyor. Size x1 küçüktür x2 dediğimde x1'e f uyguladığımda, x2'ye f uyguladığımda aradaki işaret yön değiştirmiyorsa yani küçükken küçük kalıyorsa o zaman bu yine ne demektir? F artan demektir. Ne zaman? Aradaki işaret yön değiştirmiyorsa f artandır diyoruz. Buna baktığımızda bakın x1'in x2'den küçük olduğunu söyledik. X1'in x2'den küçük olduğunu söyledik. Ama burada f x1 f x2 yani f altındaki görüntülerini aldığımız zaman aradaki eşitlik yön değiştirirse arkadaşlar o zaman biz burada f'in ne olduğunu söylüyoruz? Azalan olduğunu söylüyoruz. Yani aradaki işaret yön değiştiriyorsa f azalandır diyoruz. Azalanlık artanlığı grafik üzerinde soldan sağa doğru inceleyeceğinizi unutmayın. Eğer eşitsizlik kullanıyorsanız bu şekilde aradaki işaret yön değiştirmiyorsa artandır. Aradaki işaret yani eşitsizlik yön değiştiriyorsa küçük büyüğe dönüyorsa bu da azalandır demektir. Diğer durumda zaten bakın fx ile f1 birbirine eşit çıkıyorsa yani ben x'lere ne yazarsam yazayım hep aynı değeri ediyorsa bu zaten bize
f'in ne olduğunu söyler, sabit olduğunu söyler. Devam ettik. Arkadaşlar pozitiflik, negatiflik zor bir olay değil. Koordinat ekseni düşündüğünüz zaman x eksenin üstünde kalan, yani burada kalan değerlerde fonksiyonun aldığı değerler sıfırdan büyüktür. Şöyle düşünün. Şurada bir tane şöyle bir fonksiyonumuz var diyelim. Bakın ben x'ten bir değer aldım. Y'de atıyorum işte eksenin, y ekseninin sıfırın üstünde kalan kısmına geldi. Buraya geldi. Buraya geldi. Yani burada ne oldu? Bakın şuraya kadar hep pozitif oldu. Ama şu noktadan devam ettiğim zaman nereye geliyor arkadaşlar? Bakın negatif değerlere geldiği için bu aralıkta da fx'in sıfırdan küçük olduğunu söylememiz gerekiyor. Yani x ekseninin üstünde kaldığı zaman pozitif değerler alır. X ekseninin altında kaldığı zaman negatif değerler alır. X ekseninin kestiği noktalarda sıfır değerini aldığını az önce söylemiştik. Ve bu noktalar ne denir demiştik arkadaşlar? Fonksiyonun sıfırları denir demiştik. Bunu da unutmuyoruz. Devam ediyoruz. Maksimum, minimum değerler. Arkadaşlar size verilen fonksiyonun aldığı en büyük ve en küçük değerler varsa biz bunlara fonksiyonun alabileceği maksimum ve minimum değerler diyoruz. Tabi grafik incelerken şöyle dikkat etmeniz lazım. Bakın burada fonksiyon aşağıdan başlıyor. Yukarıya doğru ne yapıyor? Devam ediyor ve bu bunun devam ettiğini söylüyor. Bunun nereye gittiğini bilmiyorum. Nereden geldiğini bilmiyorum. O yüzden bunun maksimum değeri yoktur. Minimum değeri yoktur. Şurası bakın kapalı. Tamam mı? Buradaki A nereye gitmiş? B'ye gitmiş. Sonra da soldan sağa doğru baktığım zaman grafik ne yapıyor? Artarak devam ediyor. Nereye gittiğini bilmiyorum. Bunun ben atıyorum şuradaki değerin bana 3 olduğunu verse bile bundan sonra başka bir değerde 4 olabilir, 5 olabilir, 6 olabilir. Sonsa doğru gittiği için bunun en büyük değerini bulamam. O yüzden bunun maksimum değeri yoktur. Ama bakın A yazınca B oluyor. Bundan sonra hep B'den daha büyük değerler geliyor. Demek ki bunun minimum değeri, yani alabileceği en küçük değeri B'dir diyeceğiz. Mesela buraya baktık. Yine dikkat edin. Bura kapalı. Şurası kapalı. Burası da kapalı. Bu da bizim için önemli. Kümeye dahil olması lazım. Bakın A'yı yazdığım zaman nereye gidecekmiş? B'ye. Daha sonra ben soldan sağa doğru hareket edersem değerler ne yapıyor? Azalıyor. Demek ki bunun alabileceği en büyük değer B. En büyük değerin B olduğunu söyledik. Sonra bunu biz devam ettirdiğimiz zaman C gelince D oldu. Fonksiyonu burada bitirmişiz. Fonksiyon burada bittiği için arkadaşlar bu da bunun için nedir? Minimum değerdir. D'den daha küçük bir değere gitmiyor. O yüzden maksimum değeri B'dir. Minimum değeri D'dir diyoruz. Devam ettik. Arkadaşlar fonksiyonun ortalama değişim hızı dediğinde yapacağınız şey şu. Dedik size bir fx fonksiyonunun x eleman x1 x2 aralığındaki ortalama değişim hızı dediğinde yapacağınız olay şu. Değişim hızı da derler arkadaşlar. Değişim oranı da derler. Haberiniz olsun, ikisi aynı şey. Değişim hızı ya da oranı, değişim oranı ya da hızı dediği zaman hemen şunu yapıyorsunuz. Size verilen aralığa bakıyorsunuz. X1 var, X2 var. O zaman ben fx2'den fx2 ve fx1'i buluyorum. Zaten ortalama değişimden bahsettiğim için bunların farklarını almam gerekiyor. Sonra yapacağınız şey şu. Ben buraya x2 yazdıysam bunun hizasına altına x2 gelecek. Eksi buraya da ne gelecek? x1 gelecek. Yani yazdığım sıralamaya göre çıkartma yapmam gerekiyor alt tarafta da. Yani ben bunu aslında şöyle de yazabilirdim. fx1 eksi fx2 diye de yazabilirdim. Ama bu durumda alt tarafa x1 eksi x2 gelecekti. Yani İlk fonksiyonları yazdığım sırada yazmak zorundayım. İlk değerler x1'e x1, x2'ye x2 gelecek ki işarette hata yapmamış olalım. Ve burada ne olması lazım? X1'in x2'den farklı olması gerekiyor. Şimdi bunun yerine arkadaşlar doğrusal fonksiyon nedir? Hemen hep aynı şekilde artar, düz bir şekilde devam eder. O yüzden değişim oranı sabittir. Değişim oranı sabittir.
Hatta bu değişim oranı neye eşit arkadaşlar? Tanjanta eşit. Tanjant alfaya eşit. Yani biz ne yapıyorduk orada? Ordinatlar, yani karşı bölü komşu yapıyorduk. E karşı bölü komşu aslında ne oluyor? Ordinatlar farkının absisler farkına oranına denk geliyor. O zaman biz burada arkadaşlar, bize verilen fx eşittir ax artı b doğrusu için değişim oranı nedir? Eğimdir. Tamam mı? Ya da değişim hızı eğimdir diyeceğiz. Bu durumda sizin yapacağınız şey yine aynı arkadaşlar. Değişim oranı veya değişim hızı dediğimiz zaman biz neyi anlayacağız? Doğrusal fonksiyonlarda eğimi anlayacağız. Eğimi kullanarak işlem yapacaksınız. Değişim oranı dediği zaman, tekrar ediyorum, aralığa bakıyorum. Fx2 ile fx1 yazıyorsam değişimden bahsettiğim için bunların farkını bulmam lazım. Çıkarma işlemini yaptığımız zaman x2'nin altına x2, x1'in altına x1 gelecek şekilde yazarsam işaret hatası yapmamış olurum. Devam ettik. Şimdi demiş ki, grafiği verilen f fonksiyonun x ekseni kestiği noktaların absisler toplamı kaçtır? Adı üstünde arkadaşlar, bakın ne diyor burada? X eksenini kestiği noktalar. X ekseni -6 da kesiyor. Kesmesi ne demek? Ekseni kesip geçmesi, eksen üzerinden geçmesi demektir. O zaman burada bir -6 var. Şurada bakıyorum bir -1 var. Burada bakıyorum bir +3 var. Bunları topladığım zaman -7 artı 3'ten seçeneklerden benim -4'ü işaretlemem gerekiyordu. Yani cevabımız B seçeneği olacak. Devam ettik. Grafiği verilen fonksiyonun x ekseni kestiği noktaların koordinatları toplamı. Bakıyoruz x eksenini -3'te kesiyor. Yazdım. 5'te kesiyor. +5 dedim. Çünkü toplamından bahsetmiş. Y ekseni kestiği noktaları. Arkadaşlar bu y eksenini bakın sadece burada kesiyor. Şurası aldatmaca. Niye? Bakın bu şuradaki bir x değerinin karşılığıdır. Y eksenini kesmesi demek 0 yazınca 2 oluyor demektir bu fonksiyon için. Nedir bu o zaman burada? Y eksenini kestiği nokta 2 oluyor. Koordinatları toplamının kaç katıdır? Kaç katına eşittir? Yani bize 2 eşittir 2k demiş aslında. Bu durumda bize k değerinin 1 olduğunu söylemiş. O yüzden bizim seçeneklerden 1'i bulmamız gerekiyordu. Devam ettik. Demiş ki, grafiği verilen y eşittir fx fonksiyonuna göre f m x2 eşittir 0. Arkadaşlar fonksiyonun sonucunun 0 olması demek x eksenini kesen noktalara bak demektir. Kesen noktalara bak demektir. O zaman bakıyorum bende ne var? -4 var. Ben f -4'ün 0 olduğunu biliyorum. Niye? X eksenini kesiyor. Burada 1 var. Ben f1'in 0 olduğunu biliyorum. Niye? X eksenini kesiyor. Burada 5 var. Ben yine f5'in 0 olduğunu biliyorum. Bu durumda yine ne olacak arkadaşlar? X eksenini kestiği için 0 olduğunu biliyoruz. Ve ekstradan şunu da yazalım. Bakın x yerine 0 yazdığımız zaman 1 bölü 2 oluyor. Ki zaten biz şöyle demiştik. Bir fonksiyonun y ekseni kestiği noktayı bulmak için ne yapmamız gerekiyor? Aslında bize aslında neyi söylüyor? F0'ın 1 bölü 2 olduğunu söylüyor. Şimdi bunlara göre bize f m eksi 2 0 dediğine göre arkadaşlar bizim m eksi 2 dediğimiz değer -4'tür. Yani şu içeriği ben -4 yaparsam 0 yapar. Yani bu durumda benim m'yi kaç yapmam gerekiyor? -2 yapmam gerekiyor. Benzer şekilde buradaki m eksi 2 dediğim değerin 1 olması lazım. Yani benim m dediğim değer buradan kaç olmalı? 3 olmalı. Burada m eksi 2 dediğim değer 5 olmalı. Yani ben buradan m'nin kaç olduğunu 7 olması gerektiğini buluyorum. Ve son olarak bakıyorum diyor ki f0 eşittir k eksi 1 bölü 4. Yani bize burada aslında k eksi 1 bölü 4'ün 1 bölü 2 olduğunu söylemiş. Bu durumda k eksi 1'in 2 olduğunu, yani k'nın 3 olduğunu söylüyor. Bize diyor ki denklemini sağlayan k değerlerinin toplamı kaçtır? Bu durumda m ve k değerlerinin bizim şuradaki değerleri toplamamız lazım. 7, 10, 13, 2 çıkarttık. Buradaki toplamı aldığımız zaman bizim seçeneklerden 11'i bulmamız gerekiyordu. Devam ettik. Demiş ki grafiği verilen fx fonksiyonu için aşağıdaki boşlukları doldurunuz. Nereye dolduruyormuşuz? Artan, azalan, sabit. Bakın
Eksi sonsuzdan aldım. Sol taraftan eksi 4'e kadar geldiğim zaman elim aşağıya doğru hareket ettiği için arkadaşlar bu aralıkta bu azalandır. Sonra diğerine baktım. Eksi 4'e 1. Eksi 4'ten grafiği aldığımda, eksi 4'ten aldığımda 1'e kadar gittiğim zaman soldan sağa doğru el hareketim artan bir sistem izlediği için ne diyeceğim ben buna? Artandır diyeceğim. Sonrakinde 1'e 3 aralığı. 1 ile 3 arasında arkadaşlar 1'den aldım. Soldan sağa doğru hareket ettiğim zaman ne yapıyor? Elim aşağı doğru bir hareket izlediği için bu ne oldu? Azalan oldu. Diğer noktamız ne? 3'e 6 bakalım. 3 ile 6 arası şurası. 3 ile 6 arasında hareket ettiğim zaman sabit bir şekilde ilerlediğim için burada ne olacak arkadaşlar? Sabittir diyeceğiz. Sabittir. Sonrakine bakalım. 6'ya sonsuz aralığında bakıyoruz. 6'dan alıp soldan sağa doğru hareket ettiğim zaman el hareketime göre yukarı doğru hareket ettiğim için arkadaşlar bunun da artan olduğunu söyleyebilirim. Artandır deriz. Eksi 4'e 3 aralığı. Bakalım. Eksi 4'ten aldım. Bakın hareket ettik. Arttı sonra azaldı. Yani ben buna ne artan diyebilirim ne de azalan diyebilirim. Yani bunun için artan ya da azalan demem imkanım yok. Yani ne artandır ne azalandır deriz. Ne artan ne azalan. Yani aslında bir şey yazmasak da olur. 3'e sonsuz aralığı bakalım. 3'ten aldım. İlk başta sabit gitti. Daha sonra değerler artmaya başladı. Yani ne oldu? Hem sabit hem artanlık var burada. O yüzden ne sabit ne de artan derim. Yani bir şey yazmama gerek yok ama yine de yazıyorum. Ne sabit ne artandır. Dedik ve olayı bitirdik. Bize demiş ki grafiği verilen fx fonksiyonuna göre aşağıdaki ifadelerin doğru ya da yanlış olduklarını yazınız. Fx'in azalan olup pozitif değerler aldığı aralık eksi 2, 3 bölü 2 arasıdır. Tamam bakalım. Eksi 2'den aldım fonksiyonu. Soldan sağa doğru el hareketime bakıyorum. Aşağı doğru hareket ediyor. Azalı 3 bölü 2'ye geldi. Azalan mı? Azalan. Peki bunun aldığı değerler yani burası x eksen üstünde kaldığı için pozitif mi? Pozitif. O yüzden bu ne oldu arkadaşlar? Doğru oldu. Fx'in artan olup negatif değerler aldığı 3'e 4'tür demiş. Bakalım 3 ile 4 arası. 3'ten aldım fonksiyonu. Soldan sağa doğru hareket ettim. Elimin hareketine göre yukarı doğru gittiği için artandır dedim. Bu da x eksenin altında kaldığı için negatiftir dedim. O yüzden bakıyorum artan ve negatif demişti. Yani bu da ne oldu? Doğru oldu. Azalan olup sadece negatif değerler aldığı eksi 2, 3'tür demiş. Bakalım. Eksi 2'den nereye gelecekmişim? 3'e. Bakıyorum soldan sağa doğru evet elimin hareketine göre azalan diyebiliyorum. Ama sadece negatif değer almıyor. Bakın bir kısmı x eksenin üstünde bir kısmı x ekseninin altında. O yüzden bunun yanlış olduğunu söylerim. Çünkü bize ne diyor? Sadece negatif değerler aldığı yerden bahsetmiş. Burada öyle bir olay yok. Hem pozitif oluyor hem de negatif oluyor. Devam ettik. Fx'in artan olup sadece pozitif değerler aldığı yer eksi sonsuza eksi 2'dir. Bakalım. Eksi sonsuz en soldan tut demektir arkadaşlar. En soldan tuttum. Nereye kadar geleceğim? Eksi 2'ye kadar geliyorum. Artıyor mu? Evet artıyor. Ama bunun bir kısmı x eksenin altında kaldığı için negatif, bir kısmı x eksenin üzerinde kaldığı için pozitif. Yani bu devamlı pozitif olmuyormuş. Negatif olduğu yerler de var. O yüzden bunun da ne olduğunu söylüyoruz? Yanlış olduğunu söylüyoruz. Sorunuz olursa müdahale edersiniz. Devam ettik. Demiş ki, fonksiyonun tanımlı olduğu aralıklarda maksimum ve minimum değerlerini bulunuz. Arkadaşlar, grafiğe baktığım zaman maksimum minimum değerini bulmak için grafiğin diğer şekilde sonlanması lazım. Alttaki en küçük değere baktığım zaman eksi 2'ye gidiyor. Bundan daha küçük bir değer olmadığı için bunun minimum değeri arkadaşlar eksi 2'dir. Üstteki değere baktığım zaman yani y eksenindeki en büyük değere bakarsam bu da 3'e gidiyor. 3'ten daha büyük değer alabileceği herhangi bir parça yok. O yüzden bunun maksimum değerinde biz kaç olduğunu söyleriz? 3 olduğunu söyleriz. Devam ediyoruz. Bakın. Grafiğe soldan sağa doğru baktığım zaman bu ne yapıyor arkadaşlar? Artarak devam ediyor. Bu artarak devam ettiği için bunun ben maksimum noktasını söyleyemem. O yüzden bunun maksimum noktası ne diyeceğim? Yok diyeceğim. Ama
Eksi 5 yazınca bu nereye gidiyormuş? Eksi 3'e gidiyormuş. Bunun alabileceği en küçük değer, yani minimum değeri eksi 3'tür demem lazım. Bundan daha küçük olduğu herhangi bir nokta yok. Devam ettik. Bakın burada evet fonksiyon sonlanmış ama şuralar açık bırakılmış. Kapalı değil. Arkadaşlar buralar açıksa bunlar dahil değil demektir. O yüzden bunun maksimum noktası da yoktur. Minimum noktası da yoktur. Dahil olsaydı atıyorum şu dahil olsaydı minimum değeri eksi 1 diyecektim. Maksimum değerine yine yok diyecektim. Yani kapalı olduğu zaman bu şekilde sınırlandırıldığında maksimum değeri veya minimum değeri var diyoruz. Buna baktığımızda bakın fonksiyonu takip edecek olursam bu sefer tersten gideyim. Bu yukarıya kadar çıktı. 3'e indi. Eksi 1'e indi. Aşağıya doğru devam ediyor. Bunun nereye gittiğini bilmiyorum. Yani ben bunun yine minimum değerinin olmadığını söylerim. Maksimum değer bu aralıkta alabileceği en büyük değer demek olduğuna göre arkadaşlar fonksiyon bakın şu 6'ya kadar ne yaptı? Arttı. Yani tersten doğru aslında 6'dan itibaren azaldı da. Neyse tersten söylüyorum. Bakın şu şekilde gittiğim zaman 6'ya kadar çıktı değerimiz. Daha sonra azalarak devam etti. O zaman bunun alabileceği en büyük değer 6'dır. 6'dan daha büyük çıkma ihtimali yok. Çünkü ne yapıyor? Soldan da gelsen bakın. İlk başta artarak geliyor. Nereye kadar geliyor? 6'ya kadar geliyor. Daha sonra azalıyor ve burada bitiyor. O yüzden ben bunun minimum değerini söyleyemeyeceğim. Çünkü ne yapıyor? Şu aşağı tarafta nereye gittiğini bilmiyorum. Devam ettik. Demiş ki fx fonksiyonunun eksi 3'e 3 aralığında dediği anda neyini soruyor? Ortalama değişim hızını sorduğu için hemen f3'ü yazıyorum. f-3'ü yazıyorum. Değişimden bahsettiğim için farklarını alıyorum. Bölü f3'ün altına 3, f-3'ün altına eksi 3 yazıyorum. Bu bizim ortalama değişim hızımız oluyor arkadaşlar. Biz f3'ün nereye gittiğini biliyoruz? Eksi 1'e gittiğini biliyoruz. Bunun eksi 1 olduğunu grafikte vermiş bize. Biz eksi 3'ün nereye gittiğini biliyoruz? 2'ye gittiğini biliyoruz. Bunu da bize grafikte vermiş. f-3'ün bölü. Aşağı taraf 3 artı 3'e dönüştü. Yani yukarısı eksi 3, aşağısı 6. Sadeleştirdiğim zaman eksi 1 bölü 2'yi seçeneklerde bulmam gerekiyordu. Devam ettik. Yukarıda verilen g eşittir gx fonksiyonunun 0'a 3 aralığındaki ortalama değişim hızı. Arkadaşlar 0'a 3 aralığından bahsettiği için hemen diyorum ki g0. Değişim hızından bahsettiğim için farklarını alıyorum. Bölü g3'ün altına 3, g0'ın altına 0, arası yine eksi diyorum. Ben g3'ün 3 olduğunu biliyorum, 2 olduğunu biliyorum. O yüzden buraya 2 dedim. Eksi. G0 ne demek? Y eksenini kestiği noktayı al demektir. Bunun da bize eksi 2 olduğunu söylemiş. Bölü aşağı tarafta 3 eksi 0'dan 3 var. Düzenlersek biz bunun 4 bölü 3 olduğunu söylemiş olacağız. Devam ediyoruz. Y eşittir hx doğrusal fonksiyonunun ortalama değişim hızı 1 olduğuna göre. Arkadaşlar doğrusal fonksiyonun ortalama değişim hızı ne demekti? Eğim demekti. Eğimin 1 olduğunu söylemiş. Biz eğimin ne olduğunu diyoruz arkadaşlar? Tanjant alfa. Tanjant nedir? Karşı bölü komşudur. Yani bize buranın şuraya oranının ki burası eksi 2'den 1'e kadar 3 birim demektir. Ben de şuraya k diyecek olursam burası k kadardır. K'nın 3'e oranının 1 olması lazım. Bu durumda k eşittir 3 olacak. Yani şurayı biz kaç bulduk? 3 bulduk. Bu da bize aslında h'ın 1'deki değerinin k olduğunu yani 3 bulduğun için h1'in bize 3 olduğunu söylemiş olacak. Doğrusal fonksiyonlarda değişim hızı eğim demektir. Bunu unutmayın. Devam ettik. Arkadaşlar bu birazcık değişik bir soru. Hani ÖSYM bu şekilde şekli çizin şeklinde ifadeleri çok kullanmıyor ama ne yapacağı belli olmaz. Yine de bilin. Şimdi şu şekle baktığımız zaman ne yapıyor? Şöyle bir şekil var elimizde. Bu genişleyerek yukarı doğru çıktığı için arkadaşlar suyu doldurduğum zaman her yukarıya çıkışında bir kat yukarı çıkması daha da az olacak. Daha yavaş olacak derinleşmesi. Niye? Çünkü bu genişleyerek gittiği için daha çok su alarak birimi daha az sürede yukarıya taşıyacak. Biz bunun az olduğunu söylüyorsak daha kısa sürede olduğu için bakın ilk başta şöyle başladıysa daha sonra vakit artacak buraya gelecek daha sonra buraya gelecek buraya gelecek diye düşünecek olursak şu şekilde
yavaşça artan bir şekilde dönüşecek. Buraya geldiği zaman arkadaşlar bu sefer bakın tam tersi var. İlk başta doğması biraz uzun sürüyor. Ama yukarıya çıktıkça alan daraldığı için yani şurası daraldığı için ne olacak arkadaşlar? Daha çabuk dolmaya başlayacak. O yüzden bu da ne yapacak? Böyle yukarıya doğru şu şekilde devam edecek. Buraya geldiğimizde bakın ne yapıyor? Genişten dara doğru gittiği için çabucak çıkacak. Daha sonra burada ne var? Bir düz alan var. Yani silindir var. Bu hep aynı sürede çıkacak. Yani burada bir doğrusallık var. Daha sonra yukarıya doğru genişleyen bir şekil olduğu için yavaş sürede çıkacak. Yani şöyle gitmesi gerekiyor. Yani parabolün birer parçası. Yani şurada bir parabolün kolu, burada sabitlik, burada da ters kolları aşağı doğru olan bir parabolden bahsetmiş oluyoruz. Şuna baktığımız zaman arkadaşlar bakın ben şunu şöyle ortadan bir böleyim. Şimdi bu dardan başlıyor yukarı doğru genişlediği için yine ne yapacak? Yavaş yavaş çıkacak. Yani yavaş çıkması şu demektir. Şöyle gitmesi. Buraya geldikten sonra yön değiştirecek. Genişten dara doğru gittiği için çabuk çıkacak. Şuraya geldiği zaman arkadaşlar bakın şuraya geldiği zaman onun karşılığını da şöyle aldık diyelim. Şuraya geldiği zaman ne yapacak? Buradan sonra düz hareket edecek. Niye? Çünkü artık silindire geçiş yapmış oluyor. O yüzden yavaş hareket, hızlı hareket ve sabit hareket şeklinde söylememiz gerekiyordu. Şimdi burada bize grafiklere uygun kap şekillerini yanlarına çiziniz demiş. Şimdi şu şekli biz genelde ne yapıyorduk? Çabucak bakın ilk başta yavaş yavaş derinlik artıyor. Daha sonra hızlanarak artıyor dediğimiz için bunun şöyle aşağıya dönük olduğunu söylememiz lazım. Yani yukarıya doğru daralması gerekiyor. Daha sonra ne yapmış bu? Sabit bir şekilde hareket etmiş. O zaman bunun üzerinde şöyle bir silindir vardır dememiz gerekiyor. Buna baktığım zaman yine aynı şekilde bakın ne yapıyor? İlk başta hızlı bir şekilde derinlik artıyor. Daha sonra yavaş yavaş artmaya başlıyor. O zaman alt tarafta yine derinliği yukarı doğru artan yani şu şekilde olan üst tarafta da bunun tam tersi olan bir şekil vardır diye düşünmemiz gerekecek. Buna baktığımızda bu birazcık değişik olmuş. Ne yapmış arkadaşlar? İlk başta şöyle bir artmış. Sonra tekrar ne yapmış? Azalmış. Sonra ne yapmış? Yavaş yavaş artmaya başlamış. O zaman şöyle yaparız. Buna en yakın olan şu en son çizdiğimiz küre olan şekle benziyor. Yani yuvarlak olana benziyor. Bu şekilde olsa sonra ne yapıyor? Bakın yavaş yavaş derinliğin arttığı bir yer var. O zaman da ne olacak? Bunun şöyle içerisinde şu şekilde kolları açık olan bir şekil var dememiz gerekiyordu. Ama bunu çok kafanıza takmanıza gerek yok. Çünkü ÖSYM bu şekilde şekli çiz olaylarını çok kullanmadı. O yüzden çok da düşünmenize gerek yok. Devam ettik. Testlere gelmişiz. Demiş ki bize f fonksiyonun grafiği verilmiştir. F fonksiyonu için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Eksi sonsuz sonsuz oranında artandır. Bakıyorum grafiği soldan tuttum. Soldan sağa doğru hareket ettiğim zaman grafikte elim devamlı yukarı doğru hareket ettiği için artandır. O yüzden bu doğrudur arkadaşlar. Eksi sonsuza sıfır alanında azalandır. Ben az önce bunun devamlı artan olduğunu söylediysem kesinlikle bu azalan olmaz. Yani cevabım B seçeneği olacak. Sıfıra sonsuz aralığında artandır. Bakalım sıfırdan tuttum grafiği. Soldan sağa doğru hareket edince yine elim yukarı doğru hareket ettiği için ne olacak? Artan olacak. Tanım kümesi reel sayılardır. Evet bakıyorum. Bakın bu grafik aşağı doğru gidiyor. Burası yukarı doğru gidiyor. O zaman karşılığında olan tüm reel sayıları alma ihtimali var. Hatta şöyle söyleyeyim. X eksenindeki tüm değerleri alacağı için bunun tanım kümesi reel sayılardır. Ne tek ne de çifttir. Tek ve çift fonksiyonları arkadaşlar önceden gördüğünüz orada biz şöyle demiştik. Grafiği orijine göre simetrikse tek fonksiyondur. Y eksenine göre simetrikse çift fonksiyondur demiştik. Burada bakıyorum ne orijine göre simetrik ne de y eksenine göre simetrik. O yüzden ne tek ne de çifttir dediği de bizim için doğru olacak. Devam ediyoruz. Grafiği verilen fx fonksiyonu hangi aralıkta artandır? Grafiği soldan tuttum. Sağa doğru hareket ettim. Azaldı. Artan değil. Sabit kaldı. Artan değil. Azaldı. Artan değil. Ama bakın buraya baktığım zaman ne yaptı? Arttı. X ekseninde 2'den başladık. Nereye geldik? 4'e. Yani 2 ile hatta şöyle
4'e doğru hareket etmeme rağmen bu sonsuza doğru devam etmiyor mu sonuçta? 2'den sonsuza kadar gittiği zaman bu fonksiyonun biz artan olduğunu söylemiş oluruz. Bakın şöyle bir şey yapabilir. Siz buradan 2'ye sonsuz buldunuz ya. Seçeneğe 2'ye sonsuz yazmaz ne yazar biliyor musunuz? Size kafa karıştırmak için. Hatta 4 de olduğu için görmeyin diye. Şöyle yapar. 7'ye 10 der mesela. 7'ye 10 aralığında artandır. Evet niye? 2'ye sonsuz aralığında artansa bu 7'ye 10 aralığında da artandır. Seçeneklere böyle de yazabilirler. Haberiniz olsun. Tuzak atmayı severler. Devam ettik. Grafiği verilen y eşittir fx fonksiyonu pozitif değerli. Bakın dikkat edin. Pozitif değerli yani x ekseni üzerinde. X ekseni üzerinde. Ve artan oldu. Grafiği soldan tuttum. Aşağı doğru gitti azalan. Sabit kaldı. Sabit. Soldan sağa doğru yukarı doğru hareket ettiğim için artan oldu. Biz burada 2'ye 4 aralığında artan deriz. Ama özellikle bize pozitif olmasını söylemiş arkadaşlar. Bakıyorum şu 2 ile 3 arasında negatif değerlere gidiyor. X eksenin altında kalıyor. Burayı çıkartırsam 3 ile 4 arasında hem artandır hem de pozitif değerlidir. O yüzden 3 ile 4 arasında artan ve pozitif değerli olduğunu söyleriz. O yüzden cevabımız C seçeneğidir dememiz gerekiyordu. Fonksiyonlardan kaç tanesi tanımlı olduğu aralıkta artandır demiş bize. Grafiği tuttum. Soldan sağa doğru hareket ettiğim zaman artan mı? Evet, artan. Tanımlı olduğu aralık bize verileni kullan diyor yani bu durumda ya da reel sayıların tamamını kullan diyor. Burada grafikte şurada mavi bir yer verseydi şuraya da sabit derdim ama öyle bir şey vermediği için ben bunun artan olduğunu düşünüyorum. Buna baktığımız zaman soldan sağa doğru hareket ettiğimiz arkadaşlar önce azalıyor sonra artıyor. O yüzden bu ne artan ne azalan. Soldan sağa doğru baktığımız zaman bu arkadaş ne yapıyor arkadaşlar? Azalıyor, azalan. Buna soldan sağa doğru baktığımız zaman ne yapıyor? Artıyor. O yüzden bu doğru. Bakın şu sonsuzdan geldim. Burayı aldım. Artıyor. Buradan da alsam yine ne yapıyor? Artıyor. Sadece ne olmuyor? Sıfıra gelmiyor. Yani burada bir tanımsızlık var. Ama artanlıktan bahsettiğim için ben bunun da artan olduğunu kabul ediyorum. O yüzden 3 tane diyorum. Belki başka bir şey düşünmüştür kaynak ama ben şu an böyle olduğunu düşünüyorum. Devam ettim. Bakın demiş ki bize fx fonksiyonu 2a eksi 3x artı 4 fonksiyonu reel sayılarda sürekli azalan bir fonksiyondur. Arkadaşlar buna bakıyorum bu doğrusal bir fonksiyon. Bunun sürekli azalan olmasından bahsetmiş. O zaman biz şu şekilde bir koordinat ekseni düşünecek olursak eğer düşünelim. Bizim doğru grafiğimiz eğer şu olsaydı soldan sağa doğru bu ne yapıyordu? Artıyordu arkadaşlar. Ama bize azalan dediği için bizim fonksiyonumuzun grafiğinin şu şekilde olması lazım. Yani bizim kullanacağımız bu olacak arkadaşlar. Yani bunun eğim açısı geniş açı. Yani bunun eğimi negatif arkadaşlar. Bunun eğimi negatif olduğu için şuradaki x'in katsayıcı da bize eğimi verdiği için yalnız kaldığında ki zaten yalnız bırakılmış halde burada y'miz. O zaman 2a eksi 3'ün 0'dan küçük olması lazım. 2a'nın 3'ten küçük olması lazım. A'nın 3 bölü 2'den küçük olması gerekiyor. 3 bölü 2 ne yapacak? 1,5 yapacak. O zaman A'nın alabileceği en büyük değer 1'dir deriz. Yani cevabımız C seçeneği olacakmış. Devam ettik. Grafiği verilen fonksiyonlardan hangisinin tanımlı olduğu aralıkta en büyük veya en küçük değeri yoktur? Yani ikisi birden olmasın diyor. Yoktur dediği için ikisi birden olmasın diyor. Şimdi bakıyorum. Bu fonksiyon arkadaşlar en küçük noktasını şurada alır. Burada en küçük yani minimum değeri bunun vardır. O yüzden bu değil. Bakın burada kapalı olduğu için bunun alabileceği en büyük değer burasıdır. Yani bunun maksimum vardır. Bunun şekilde ne yapıyor? Önce artış sonra azaldığı için artıştan azalışa geçen yerde bir maksimum nokta vardır. O yüzden bunun maksimumu vardır. Buna baktığımızda arkadaşlar bakın şekilde artmış, azalmış, artmış. Bakın şurada bir değere gidiyor, burada bir değere gidiyor. Sonra azalmış. Baktığım zaman bunun şuradaki değerden daha büyük bir değeri yok. O yüzden bu yine ne oldu? Maksimum oldu. Ama buna baktığım zaman bu grafik yukarı doğru da gider, aşağı doğru da gider. Ne yaptı? Azaldı, sonra arttı, sonra azaldı. Bu yukarı doğru gidiyorsa bir yerde maksimumunu bulamam. Aşağı doğru gidiyorsa minimum bulamam. Yani bunun maksimum veya minimum yani en büyük ve en küçük değeri yoktur diyoruz. O yüzden cevabımız E seçeneği olacak.
Devam ettik. Grafiği verilen fx fonksiyonuna göre f eşittir f m eksi 2 eşittir 0 denklemini sağlayan. Burayı 0 vermesi ne demek? X eksenini kestiği noktaları bul demektir. Kestiği noktalar. Ya da şöyle söyleyeyim. Kestiği noktaların yanında ne olması lazım? Teğet olanı da almamız lazım. Niye? Bu x eksenine değdiği anda 0 yapar. Bakın bunu ileride kullanacaksınız. O yüzden şöyle söylüyorum. Teğet olduğu nokta çift katlı köktür. Çift katlı köktür. Ekseni kesip geçtiği nokta tek katlı köktür. Tek katlı köktür. Bunu da ileride kullanacağız. Aklınızda bulunsun. Yine oraya gelince zaten tekrar edeceğim. Şimdi o zaman biz şu içeriği eksi 4 yaptığımız zaman 0 yapıyor fonksiyonun değeri. Bu içeriği eksi 1 yaptığımız zaman 0 yapıyor. Aynı şekilde bu içeriği ne yaptığımız zaman arkadaşlar? 3 yaptığımız zaman 0 yapıyor. O zaman buradan m dediğimiz değeri eksi 2 buluruz. Buradan m dediğimiz değeri 1 buluruz. Buradan da m dediğimiz değeri kaç buluruz? 5 buluruz. Soruda bize bunu sağlayan m değerlerinin toplamı kaçtır diye sormuş. Yani eksi 2'yi, 1'i ve 5'i toplamamız lazım. O yüzden cevabımız kaç olacakmış? 4 olacakmış. Yani cevabımız B seçeneğidir diyoruz. Devam ettik. Demiş ki grafikleri verilen f ve g fonksiyonları için 2k eksi 1 eşittir 0 dediği anda x ekseninin kestiği noktalara bakmamız lazım. Yani bize aslında bir 2k eksi 1'in eksi 3 olduğunu bir de 2k eksi 1'in 5 olduğunu söylüyor. Çünkü içerisi eksi 3 olduğunda ve içerisi 5 olduğunda yani f5 ve f eksi 3'ün biz 0 olduğunu biliyoruz. Buradan f2'nin biz eksi 2 olduğunu 2k'nın eksi 2 olduğunu, k'nın eksi 1 olduğunu, 2k'nın 6 olduğunu, k'nın da 3 olduğunu söyleyebiliriz. Buna baktığımda g0'ın 3m eksi 8 olduğunu söylemiş. G0 ne demektir? Y ekseni kestiği noktaya al demektir. Yani bizim g0 dediğimiz değer eksi 2'dir. O zaman bize burada bunu eksi 2'ye eşitle demiş. Yani 3m'nin 6 olduğunu, m'nin de 2 olduğunu gör demiş. Bize diyor ki eşitliklerini sağlayan k değerleri ile m değerlerinin toplamı kaçtır? Bu durumda 2 ile 3'ü ve eksi 1'i toplayıp sonucun 4 olduğunu söylememiz gerekiyordu. Devam ettik. Fonksiyonu reel sayılar kümesinde artan bir fonksiyondur. Arkadaşlar bunun artan fonksiyon olması şuradaki soru gibi düşünecek olursak bakın burada hazır grafiğimiz var. Nedir? Artan olması için soldan sağa doğru artan olması lazım şu şekilde. Bu durumda arkadaşlar şuranın ne olması gerekiyor? Dar açı. Dar açı olduğu için bu artansa nedir arkadaşlar? Eğim pozitiftir. Eğim pozitif olduğu için bize aslında y'yi yalnız bırakınca x'in katsayısı olan 3 eksi 2 m bölü 3'ün 0'dan büyük olduğunu söylemiştir. 3 eksi 2 m'miz 0'dan büyüktür. 3'ümüz 2 m'den büyüktür. Her tarafı 2'ye bölünce 3 bölü 2'nin biz m'den büyük olduğunu söylemiş olacağız. O zaman m'nin alabileceği en büyük değer 1,5'tan küçük olan 1'dir dememiz gerekiyordu. Devam ettik. Grafiği verilen y eşittir f 3x eksi 1 fonksiyonuna göre bakın fx fonksiyonunun eksi 1'e 1, 5 aralığındaki ortalama değişim hızı dediği için ben f5'i yazmalıyım. Eksi f eksi 1'i yazmalıyım. Bölü f5'in altına 5, f eksi 1'in altına da eksi 1 yazıyorum ki işaret hatası yapmayayım. O zaman benim f5'i bulmam lazım. Bu durumda geçen seneki bilgilerden fonksiyon grafiğini okuma. X yerine 2 yazınca 3 olacakmış. Bakın 2 3'e gidiyor. Yani bu bize f 3 çarpı 2 eksi 1'in 3 olduğunu söylüyor. Yani bize aslında f5'in 3 olduğunu söylüyor. X yerine 0 yazınca 2 olacakmış. F 3 çarpı 0 eksi 1'in 2 olduğunu söylüyor.
Yani bize f eksi 1'in 2 olduğunu söylüyor. X yerine eksi 1 yazınca 0 olacakmış. Yani f 3 çarpı eksi 1 eksi 1'in 0 olduğunu, yani bize aslında f eksi 4'ün de 0 olduğunu söylüyor. Buna gerek yok. Ben bunu ekstradan buldum. F5'in bize 3 olduğunu söylemiş grafikte. F eksi 1'in 2 olduğunu söylemiş bölü. Aşağı tarafta da ne var? 5 eksi 1 eksi 1'den artı 1. Yani yukarısı 1, aşağısı 6 yaptığı için benim seçeneklerden 1 bölü 6'yı bulmam gerekiyordu. Devam ettik. Demiş ki aşağıda grafiği verilen fonksiyonlardan hangisinin 0'a 5 aralığında ortalama değişim hızı en küçüktür? Şimdi bunların biz fx olduğunu düşünelim. 0'a 5 aralığı dediğim için f5 eksi f0 bölü 5 eksi 0 dersem, yani f5 eksi f0 bölü 5 yapar. Bunun en küçük olması için yukarının olabildiğince küçük olması lazım arkadaşlar. Bu durumda f5'in kimden küçük olması lazım? F0'dan. Bakın f0 burada, f5 burada bir yerde olmadı. F0 burada, f5 burada bir yerde olmadı. F0 burada, f5 burada bir yerde olabilir. F0 burada, f5 burada bir yerde olmadı. F0 burada, f5 burada bir yerde olmadı. Burası oldu çünkü bizim ortalama değişimimiz burada ne çıktı? Negatif bir değer çıktı. Çünkü azalan bir fonksiyon var burada. O yüzden cevabımız ne olacak? C seçeneği olacak. Devam ettik. Hangisine doğru olarak verilmiştir? Arkadaşlar yukarıya doğru daraldığı için derinin artması daha hızlı olacak. Daha hızlı arttığı zaman şöyle gidiyordu. Yukarıya doğru genişlediği için ne yapacak? Bu daha yavaş gidecek. O yüzden burada derinin artması şöyle olacak. Burada da sabit olduğu için şöyle bir doğrusallık olması gerekiyor. O yüzden yavaş artan, sonra derinin hızlı artması, sonra sabit kalması dediği için B seçeneğinin doğru olduğunu söylememiz gerekiyor. Yani burada sizin ne diyelim, olayı birazcık daha kafanızda düzgün kurmanızla alakalı. Daraldığı için çabuk artacağından daha çabuk yükseleceğini görüp bunu çizebilmeniz gerekiyor. Devam ettik. Arkadaşlar tepe noktasının ordinatı bulunurken apsisre, bunu geç. Bunu da geç. Ben zaten söyleyeceğim bunları size şimdi. Şimdi arkadaşlar biz geçen sene fx eşittir ax kare artı bx artı c biçimindeki fonksiyonları gördük. Eşittir 0 denklemlerini gördük. Bu ikinci dereceden fonksiyonların grafiğine biz artık parabol diyoruz. Tamam mı? Şimdi parabol dediğimiz zaman neler olacak? Şimdi size verilen ne? Ben de yazayım şöyle. Fx eşittir ax kare artı bx artı c şeklinde olan bir fonksiyon olduğunda ilk başta bu parabolün kolları yukarı doğru mu aşağı doğru mu diye bakarsınız. Şöyle hatırlayabilirsiniz. A sıfırdan büyük. Yani burada A ne arkadaşlar? Pozitif. Pozitiflik ne demektir? Pozitif insanlar mutludur hesabı düşünecek olursanız. Bunun nedir arkadaşlar? Şöyle kolları yukarı doğrudur. O yüzden pozitif olduğu için mutludur. Yani güleceğini düşünebilirsiniz. A sıfırdan küçük olursa A negatif olur. Negatif insanlar ne yapar? Geçer bir kenarda ağlarlar, üzülürler. Sonra bir kilo dondurmayı tek başına yemeye çalışırlar. O yüzden burada da kollar aşağı doğru, yani üzülen surat olduğunu söyleyerek işlem yapabilirsiniz. İlk olarak x karenin katsayısına bakıyoruz. Sıfırdan büyükse pozitiftir, yani mutludur. O yüzden kollar yukarı doğrudur, gülen surat. A sıfırdan küçükse negatiftir, yani mutsuzdur. O yüzden kollar aşağı doğrudur, yani üzülen surat çizmeniz gerekiyor. Geçen sene siz bir de ne gördünüz arkadaşlar? Delta gördünüz. Delta eğer sıfırdan büyük ise bu iki farklı kök var demektir. Normalde bu demektir. İki farklı kök var. Bu artık parabolde şu demek oluyor. X eksenini farklı iki noktada kesiyor demektir. Farklı iki noktada kesiyor demektir. Sonra delta'nın sıfıra eşit olma ihtimali var. Burada neydi arkadaşlar? Çakışık kök vardı. Çakışık kök. Yani eşit iki kök vardı. Eşit 2 kök vardı. O zaman bu x eksenine teğet demektir. Teğet demektir. Bir de delta'nın sıfırdan küçük olma ihtimali var. Bu da arkadaşlar reel kök yok demekti. Bu da bize aslında parabol grafiğini çizerken x
eksenini kesmez demektir. X eksenini kesmez demektir. O zaman şöyle olacak. Biz diyeceğiz ki şunun için. Eğer burada ben hep neyi? Kolları yukarı doğru olarak yapıyorum. Yani A'ları pozitif düşünüyorum. Şu bizim koordinat eksenimiz ise delta sıfırdan büyükse x ekseni şu şekilde iki noktada keser. Burası x1'dir, burası x2'dir. Yani köklerde keser. Delta sıfırdan büyük, a sıfırdan büyük. Buna baktığımız zaman x eksenine teğet dediğim için şu şekilde olması lazım. Gelecek x eksenine değecek, devam edecek. Burada x1 eşit x2'dir. Hatta biz buna ileride tepe noktası olan r diyeceğiz. Burada yine delta bu sefer sıfır eşit ama a dediğimiz değer sıfırdan büyük. Şuna baktığımız zaman arkadaşlar, şöyle bir koordinat ekseni çizdiğim zaman x ekseni kesmeyecek diyorsak şu şekilde x ekseni alakası olmayacak. Bunun şurası r'sidir, şurası k'sıdır yani f'sidir diyeceksiniz. Burada delta sıfırdan küçüktür çünkü x eksenine değmiyor. Kollar yukarı doğru olduğu için yine a nedir? Sıfırdan büyüktür demeniz gerekiyordu. Yani başlangıçta neyi öğrenmemiz lazım? Kollar yukarı aşağı nasıl olacak? Eğer a sıfırdan büyükse kollar yukarı doğru pozitiftir yani gülen surattır. A sıfırdan küçükse negatiftir yani ağlayan surattır. O yüzden kollar aşağı doğrudur. Eğer delta sıfırdan büyükse farklı iki kök vardır. X eksenini iki noktada keser. O da denklemin kökleridir. Delta sıfır eşitse çakışık kök vardır. O yüzden x eksenine teğettir. Delta sıfırdan küçükse kök yoktur. O yüzden x eksenini kesmez dememiz gerekiyordu. Başlangıçta bunu bileceğiz. Devam ettik. Daha sonra arkadaşlar tepe noktasıyla karşılaşacağız. Şurada gördüğünüz formül var ya, ben bunu yıllardır hiç aklımda tutmuyorum. Hiç bunu kullanmadım açıkçası. Tamam mı? Ben bunu aklımda tutmuyorum. Tutmak isteyen kendidir. Yapacağımız şey şu. Biz geçen sene ne gördük? Kökler toplamını gördük. Tepe noktası şu demektir aslında arkadaşlar. Tepe noktasının apsisi kökler toplamının yarısıdır. Bunu bu şekilde bilin çünkü bazen grafik üzerindeki kökleri kullanarak tepe noktasını bulmak zorunda kalabilirsiniz. Bizim tepe noktası dediğimiz şöyle bir şeydir. X eşittir R doğrusudur aslında. Biz buradan R'yi bulmak istersek şöyle yapıyormuşuz. Kökler toplamının yarısı diyormuşuz. Şu denklemin kökler toplamının biz geçen seneki bilgilere göre eksi B bölü A olduğunu biliyoruz. O zaman bizim R dediğimiz değer eksi B bölü 2A olacak. Bu tepe noktasının apsisidir arkadaşlar. Sonra bu değeri alıp yani r'yi alıp götürüp fonksiyonda yerine yazdığınız zaman k değerini bulursunuz. Yani sizin tepe noktanız şuna dönüşmüş olur. R'ye f r. Bu r nedir arkadaşlar? Tepe noktasının apsisidir. Apsisidir. Bu da ordinatıdır. Yani karşılığındaki değeridir. Hatta buna biz ileride ne diyeceğiz biliyor musunuz? Tepe noktasının alabileceği en büyük değer ya da en küçük değer diyeceğiz buna. Çünkü bir parabol, tepe noktasını diyorum, parabol, parabolün en büyük değeri ya da parabolün en küçük değeri diyeceğiz. Çünkü parabol en büyük ya da en küçük değerini tepe noktasında alır. Nasıl olur biliyor musunuz? Eğer a sıfırdan büyükse, yani kollar yukarı doğruysa, burada bir çukur olduğu için bizim f dediğimiz değer yani k bunun en küçük değeridir. Niye? Çukur oluyor, aşağıda kalıyor çünkü. Eğer a sıfırdan küçük olursa kollar aşağı doğru olacağı için tepe oluşacak. Bu durumda bizim f(r) eşittir k dediğimiz değer bunun için nedir? En büyük değerdir diyeceğiz. Soru gördüğümüz zaman bundan yine bahsedeceğiz. Başka şurada şunu da söyleyeyim ben size. A büyüdükçe arkadaşlar kollar yukarı doğruyken a büyüdükçe kollar x eksenine yaklaşır. Y eksenine yaklaşır. Burada da a küçüldükçe, tamam mı? Yani sıfırdan uzaklaştıkça diyeyim. A küçüldükçe kollar yine y eksenine yaklaşır. Kollar y eksenine yaklaşır. Yani burada söylediğim şey şu arkadaşlar. Kollar aşağı doğru. Mesela bir tane şöyle çizdim. Bir tane de şöyle çizdik diyelim. Şu içeridekinin a'sı. Buradaki katsayısı atıyorum bununki eksi 5 ise bununki eksi 3 gibi bir şey. Yani bu içerideki daha küçük bir değerdir. Tamam mı? Daha küçük bir değer olduğu için daha negatif bir değere çabucak gitmiş olacak. Başka. Evet simetri ekseni demiş arkadaşlar. Simetri ekseni dediğimiz şey şu aslında tepe noktasının apsisidir.
simetri ekseni ya da simetri doğrusu dediği zaman arkadaşlar siz bunun tepe noktasının apsisi, tepe noktasının apsisi, yani aslında tepe noktası diye kullanırız da apsis demek daha doğru, R olduğunu söyleyeceğiz. Ve sizin unutmayacağınız şey şu arkadaşlar, diyelim ki simetri ya bir parabolümüz var. Bu parabolün içerisine kolların her iki tarafına da değen bir geometrik şekil çiziliyorsa arkadaşlar, bu tepe noktası olan simetri eksenimiz, yani tepe noktamız, bu grafiği de simetrik iki parçaya ayırır. Burayı da simetrik parçaya ayırır. Tamam mı? Unutmayın. Simetri ekseni, yani tepe noktası diyeyim. Tepe noktası, tepe noktası parabolün, parabolün her iki koluna, yani her iki taraftaki koluna değen geometrik şekilleri de simetrik iki parçaya ayırır. Bunu da unutmayın. Size soru nasıl gelir burada? Şöyle olur. Der ki fx eşittir x kare eksi m artı 3x artı 4 parabolünün simetri ekseni x eşittir 2 doğrusu olduğuna göre size m'yi sorabilir. Fm nedir diye sorabilir. Arkadaşlar bunu simetri ekseninin x eşittir 2 olduğunu söylediği anda siz aslında r'nin 2 olduğunu anlayacaksınız. Simetri ekseni demek bize r demektir. Yani tepe noktasının apsisi demektir. R dediğimiz yerde eksi b bölü 2 a'ydı. O zaman eksi m artı 3 bölü 2 çarpı a yerinde 1 gelmiş. Çünkü biz normalde denklemde ne kabul ediyoruz? Ax kare artı bx artı c olarak düşünerek işlem yapıyoruz. Bunun bize 2 olduğunu söylemiş. Şu eksiler gitti. Bu durumda m artı 3'ümüz 4 oldu. Yani bizim m dediğimiz değer kaç oldu? 1 oldu. M eşittir 1 dememiz gerekiyordu. Böyle de bir soru tarzıyla karşılaşabilirsiniz. Ki ileride büyük ihtimalle böyle bir soru da vardır. Karşılaştığımız zaman tekrar çözeriz. Evet. Buna bakalım. Demiş ki aşağıda verilen fonksiyonlardan sabit, lineer ve ikinci dereceden denklem. Lineer'in ne olduğunu bilmeyen arkadaşlar olabilir. Çoğunuz da belki bilmiyorsunuz. Lineer arkadaşlar doğrusal demektir. Tamam mı? Lineerlikten bahsediyorsa doğrusallıktan bahsediyor. Yani doğrusal mı? Sabit fonksiyonun ikinci dereceden fonksiyon belirleyin demiş bize. Düzenleyelim o zaman. Biz fx'in 5x kare eksi 15 eksi 5x kare olduğunu buluruz. Bu 5x kareler gider. Bizim fx'imiz eksi 15 eşit olacak. O zaman bu nasıl bir fonksiyondur? Sabittir. Çünkü x yerine ne yazarsam yazayım hep eksi 15 çıkar. Buna baktığımız zaman gx 3x kare eksi 6x artı 5x eksi 3x kare oldu. 3x kareler gitti. Buradan gx eşittir eksi x oldu. Bu eksi x birinci dereceden olunca biz bunun ne olduğunu söylemiştik. Doğrusal, yani burada dedikleri gibi yazarsam lineer olduğunu söylemiş olacağım. Buna baktığımız zaman hx dediğimizde kareyi açıp 2 ile çarpıyorum ben. Kareden x kare 2 katından 2x kare 2 katından eksi 2x eksi 4x artı 2. Eksi dağıtınca eksi x kare artı 3x eksi 4 yaptı. Bunu bir adım daha düzenleyecek olursam x kare eksi x eksi 2 oldu. Bakıyorum x karenin kuvveti 2 olduğu için arkadaşlar bu da ikinci dereceden bir denkleme dönüşmüş oldu dersiniz. Devam ettik. Fonksiyonun grafiği bir parabol belirttiğine göre arkadaşlar parabol ikinci dereceden denklem demektir. Tamam mı? Parabolün ikinci dereceden denklem olduğunu unutmayacaksınız. O zaman size aslında şuranın 2 olduğunu söylüyor. Yani k'nın karesi eksi 14'ün 2 olması lazım. Buradan k'nın karesinin 16 olması lazım. K dediğim değer ya 4'tür ya da k dediğim değer nedir? Eksi 4'tür. Şimdi ben gidip k'yı 4 alsam, götürüp yazsam fx'te 4 eksi 4 çarpı x kare eksi 5x eksi 4 gibi bir şeye dönüşecek. Burası 0 yaptı, x kare gitti. O zaman parabol olmadı. O yüzden ben k'yı 4 alamam. K'yı benim kaç almam gerekiyormuş? Eksi 4 almam gerekiyormuş. Bunu götürüp yerine yazdığımızda
Eksi 4 eksi 4'ten eksi 8 x kare. Eksi 4 yazınca eksi 3 x önünde de eksi olduğu için artı 3 x oldu. Burada eksi 4 yazdığım zaman eksi 4 çarpı eksi 2'den 8, 4 de burada var, artı 12 oldu. Eksi 4'ü yazarken sıkıntı yaşamazsınız diye düşünüyorum. Soruda bize f1'i sorduğu için 1 yazınca buradan eksi 8, buradan 3, buradan 12 geldi. Yani düzenlerseniz bunun 7 olduğunu söylemeniz gerekiyordu. O yüzden bizim f1 dediğimiz değer 7'ye eşittir diyoruz. Devam ettik. Bakın ne diyor burada? İfadesi ikinci dereceden bir denklem olduğuna göre içerisinde x yüklü bir ifade olmamalı. O yüzden bu sıfırdır deyip hemen 4 eksi a'nın 0 olduğunu söyleriz ve a'nın 4 olduğunu buluruz. Götürüp bunu yerine yazınca fx'i eksi 4 x üzeri 4 eksi b artı x eksi 15 olduğunu söyleriz. Yine ikinci dereceden dediği için arkadaşlar, ikinci dereceden dediği için bu sefer şuradaki 4 eksi b'nin 2 olduğunu söylemeliyiz. Yani bizim b dediğimiz değer 2'ye eşit olacak. Bize ne diyor? Fonksiyon olduğu bir a artı b kaçtır? A ile b'yi topladığımız zaman 4 artı 2'den seçeneklerden bizim 6'yı bulmamız gerekiyordu. Bu kısımlarda çok zor bir olay yok zaten. Buna baktığımız zaman grafiklerin tepe noktalarının koordinatlarını bulunuz demiş arkadaşlar. Biz hemen denklemi yazıp hatırlatalım. X kare artı bx artı c şeklinde bir fonksiyon varsa bunun r'si eksi b bölü 2a'ydı. Bir de bizim k'yı bulmamız lazım. Bu da fr demekti. Burada bizim bakın artı 0 çarpı x olduğu için bizim r'miz 0'dır. Yani bizim tepe noktamızın apsis 0'dır. Götürüp 0 yazınca da 0 yapacağı için bunun tepe noktası 0'a 0 noktasıdır demeniz gerekiyordu. Buna baktığımızda r'yi bulmak istersek eksi 2 bölü ne demem gerekiyor? 2 çarpı 1 demem lazım. Yani bizim r dediğimiz değer 1 yapacak. Bunu götürüp yerine yazınca bizim f1 dediğimiz değer 1 eksi 2 artı 3 deyip benim f1'in 2 olduğunu bulmam lazım. Yani tepe noktasının koordinatları 1 2'dir demem gerekiyordu.